sacem o ya ve illa maallahi ve mahkiyil cümel. Yani burada Musannif Rahimeullah nida ile ilgili, münada isimle ilgili bir kural koyuyor. Diyor ya ve el ikisi birlikte cem olmaz. Yani ben önce farklı bir şey anlatıyorum. Yani eliflamla marife olan bir isim, eliflamla marife olan bir ismin üzerine efendime söyleyeyim ya gelmez. Mesela ya racule denmez. Ancak darurat-ı nazımda. Nazmın daruratında ya ile yani veya eliflamlı bir isim üzerine ya gelebilir. Onu diyor. Diyor hussa cem'u ya ve el bittirarı. Ya ve elin birlikte olması, yani diğer ifadeyle eliflamlı bir ismin efendime söyleyeyim nida edilmesi darurata mahsustur. O eliflamlı isim mutlaka arada bir şeyin olması lazım. Eyo gibi, hada gibi, yani uya ile eliflamı birbirinden ayıracak bir edatın olması lazım. Yoksa siz direkt yarraculu, yennasu, yelgulamu diyemezsiniz. Evet. Nazmın darureti ne gibi? Nehu feyelgulamanillezâni farra İyâkuma en tüksibâni şerra. Diyor, ey kaçan iki çocuk. Gulam kelimesi arkadaşlar değişik manalara kullanılıyor. Gulam, evet. Evet. Gulam, genç çocuk anlamına geliyor. Gulam hizmet eden çocuk anlamına geliyor. Bir de bazen gulam köle, köle yerinde de kullanılıyor. Evet. İşte diyor yel gulaman illezani farra. Ey kaçan iki genç. İyâkuma uzak durun. En teksiban inşallah. Kötülük yapmaktan uzak durun. Burada el gulamani ya ile nida edilmiş, yani eflamlı isim, ya ile araya eyyuh gibi, hâdâ gibi bir şey olmaksızın nida edilmiş bu şahstır. Ve lâ yecûzu fî sa'ati. Sa'ati kelamda, yani daruratın dışında bu caiz değil. Hilâfen lil Bağdâdî'nin Bağdat nahvileri demişler. Normal sa'ati kelamda da bu caizdir. İzledik ve la yecuzu fi saati kirahetel cem'i beyne edateyi tarifi. Neden? Ta ki iki tarif edatı, yani bir tarif edatı elif lam, bir tarif edatı de ya. Yani tabi ya tamamın tarifi için değil, onu bilelim. Bazı yerlerde mesela belli bir şahsın kast, mesela ismi cinsten, nekire isimden belli bir şahıs kast ettiğinizde orada ya tarifi ifade ediyor. Yoksa normalde ya tarif edatı değil. Ama madem orada tarif ifade ediyor, eliflam zaten tarif edatıdır. Dolayısıyla ikisinin aralıksız, yani arada bir başka bir edat olmaksızın ikisinin bir araya gelmesi uygun değil. Tabii arkadaşlar, hani nahvilerin illetleri zayıf diyoruz ya, yani bu da biraz o zayıf illetlerden birisidir. Çünkü ya normalde tarif ifade etmiyor. Mesela eğer ya tarif edatı olsaydı nekirenin nida edilmemesi lazım. Nekirenin üzerine tarif edatı nasıl gelecek? Ama hani
Nahvi Arapların böyle kullandığını görmüşler. Arapların eliflamlı bir ismin üzerine direkt yayı koymadıklarını görünce böyle bir açıklama getirmişler. Evet. Ve Bu mahallü en cevazına taksibani oradaki en Darlateşir'den mi amel etmemiş yoksa bir başka bir şey? efendim. En tüksibani şerra. Evet. Burada en Darlateşir'den mi amel etmemiş yoksa başka bir şey nasibe Yok. değil mi? Yok, amel etmiş onun vukayen unudur. Onun yarab değil. Tabii. Şiba. En tüksibani. Ha, o ya nazımdan dolayı kihas edilmiş, kesseyle iktifa edilmiş ve nun vukayen unudur. Anlamı nedir bu? Yani bana kötülük kazanmaktan uzak durun. Evet. Peki ve mahallu cevazi ma fihi el izâ kânet li gayril ahdi. Yani elin caiz olmasının mahalli şayet ahdi değilse. Ama fe in kânet lehu, eğer o nida edilecek olan isim üzerindeki lam, yani el ahd eli ise lem yunada asla asla o ne yapılmaz? Nida edilmez. Yani arada vasıta olmaksızın nida edilmez. Araya mutlaka ya eyyuh ya hada gibi bir vasıta olacak. Kâlehu ibnü'n-Nahhas tâlikinde böyle demiştir. İllâ ma'allâhi. Ancak bunun bir istisnası var. Lafz-ı Celal'e Allah, biliyorsunuz o eliflam var orada. Çünkü aslı el ilahtır. Ha, orada eliflam olduğu halde araya eyyu gibi, haza gibi bir şey koymaksızın da ne yapılabiliyor? Nida edilebiliyor. Fe'ecûzu fi's-saati eyda. Saat-ı kelamda, yani nazımın olmadığı yerde de ya ile el orada cem edilebiliyor. Neden? Li kesretil istimali. Çünkü çok kullanılıyor. Ve yecuzu aynezin katu elifiha ve hasfuha. Ve yecuzu, o zaman yani ya efendim, ya Allah lafzı celili üzerine geldiğinde, evet, ya Allah Celali üzerine geldiğinde o hemzeyi kat hemzesi olarak yani telaffuz edebiliriz. Ya Allah, ki yaygın olan da budur. Ve hasfuha, elifi de hasfedemiz. Yallah. Yallah da denilebiliriz. Ve illa ma'a mahkiyil cümel. Ve ancak bir cümle, evet, bir cümle eliflamlı bir isimle başlıyor. Eliflamlı bir isimle başlayan cümle bir şahsa ad olmuşsa, alem olmuşsa, ha, o zaman da ya gelir ve eliflamlı ya birlikte olur. Araya da eyyu gibi, haza gibi bir şey gerek olmadan. Mesela ne gibi? Ar-racullu muntalikun. Bir adamın ismi olsun ve siz adamı çağırdığınızda yallacul umuntalip diyeceksiniz. Araya eyyum eyyum falan girmeye gerek yok. Evet. Çünkü orada ya şey eliflam bir marifelik yönünde bir fonksiyonu yok. Evet. Fonksiyonu olmayınca o zaman normal bir kelimenin diğer bir harfi gibi ya ile bir araya gelmelerinde bir sıkıntı yok. Vel ekseru Allahümme bit ta'vidi. Diyor en çok, hani biz yukarıda ya ile eliflam lafz-ı celalede bir araya gelir veya Allah şeklinde kullanılabilir. Ama Allah lafz-ı celilinde nida yapıldığında genelde tavit ile, yani o sonundaki şeddeli bir mimi
başındaki nida harfına bedel olarak getirip Allahumma. Tabi o mim, şeddeli mim, Allah lazıca şey, Allah'ın başındaki ya harfinde bedel olduğu için ikisi birlikte kullanılmıyor. Mesela yallahumma denilmiyor. Allahumma, çünkü ivad ile muavvadu anhu, yani bedel ile mübdelü menhu bir arada olmaz. Ama ve şedde yallahumma fi karyalı. Karit şiir demek arkadaşlar. Şiirde ya ile Allahum şey mim cem olmuş, yallahumma gelmiş, o şazdır. Nasıl ki yukarıda yel gulamani şazdı, ya ile elin gelmesi şazdı, burada da ya ile mimin gelmesi şazdır. Çünkü mim yanın yerindedir. Ve reksu fi ismillahi tana izen nüden yukal Allahümme bitavidi. Neden tavid? An harfin nidai. Nida harfinden tavid. Neyi nida harfinden tavid yapmışsınız? Mimen muşeddedeten fi ahiri. Sonundaki şeddeli bir mimi, efendime söyleyeyim, o nida harfinden tavid olarak gelmiştir. İvad olarak gelmiştir. Öyleyse madem o şeddeli mim nida harfına ivad olarak gelmiştir, sizin tutar da ikisini birlikte cem etmeniz uygun değil. Çünkü ya ile şey bedel ile mübdelü menhu, ivad ile muavvadu anhu, onun birlikte olması mantıken anlamsızdır. Bir yere mesela kaymakam gelince vekil olmaz. Evet. Ba'din. An harfin nidai, oradan itibaren i'rabını yap. An harfin nidai mimmen muşeddedeten fi ahirihi. Onun i'rabını yap bakalım. An harfin nidai ta'vide mi ta'lık oluyor Zeyda? Evet. Bir ta'vide harfin nidai. Mimmen mef'uldür tavide, taviden için Zeyda, tavide. Aferin. Müşeddedeten. Hı. Sıfat mı oluyor senin mimmen müşeddedeten? Evet. Fiyahirihi car mecur müşeddedetene mutalık oluyor. Olmaz o, fiyahiri müşeddedetene olmaz. Arap-ı Şerifi. Bir tavide. Bir tavide, tavideye mutalık oluyor. Hı. Tavid sonunda. Evet. Veya mime de sıfat da yapabilirsiniz. Yani o da caizdir. Yani o şeddeli mim ki fi ahiri sonundadır. Peki ve lizâ lâ yücmâ'u beynehumâ, bu lizâ nereye taluk ediyor? Bâdi. Lâ yücmâ'u lizâ seyredin. Aferin. Peki ve şezzeyallâhumme illâ fi qirida işre ve ve kavluhu. Şairin şu sözünde gelmiş. İnni izâ mâ hadesun elemme ekûlu yallâhumme yallâhumme. İnni ben diyor izâ mâ hadesun, bir olay elemme, elemmedir. Yani o elif atlak elifidir. Bir olay bana başıma geldiğinde ekûlu yallâhumme yallâhumme, yani ben ısrarla dua ederim ki müminin vasfı o olması lazım. Yani mümin, çünkü mümin için musibet anı dua vaktidir. Yani bu aklınızda olsun. Bu Üstad Bediüzzaman'ın yorumudur. Çok güzel bir şeydir. Diyor musibet zamanı dua vaktidir. Nasıl ki öğle namazı, öğle vakti, öğle namazının vaktidir. Öğle vakti. Onun gibi musibet zamanı, hastalık zamanı, kaza zamanı, dua zamanıdır. O dua zamanında dua etmek lazımdır. Ki dua müminin, efendime söyleyeyim, ubudiyet hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Müminin ubudiyetinin ruhunu
dua teşkil eder. Dua. Dua onun için çok önemlidir. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَمًا. Yani orada duaya farklı manalar verenler de var. Ama bir manası da duadır dolayısıyla. Evet. Peki. فَصْلٌ فِي اَحْكَامِ تَوَابِ الْمُنَادَى. Munadanın tabileri. Yani munadaya sıfat, bedel, te'kid, atfu beyan, atfu bil huruf. Geldiğinde hükümleri nedir? Dikkat edin arkadaşlar. Munadanın tabilerinin hükümleri diğer normal tabilerden farklı olduğu için, yani diğer tevabe gibi olmadığından biraz daha farklı olduğu için Musannif Rahimahullah ona ayrı bir fasl ile alt başlık koymuş. Alt bir başlık koymuş. Ve bu fasılda, yani bu alt başlıkta munadanın tabilerinin hükümlerini ele alacağız. Evet. Bu tevabede tabi önce kabaca şöyle söyleyelim. Eğer tevabe munadanın tabi, onu söylüyoruz. Eğer munadanın kendisi muğrapsa, bak unutmayın. Munadanın kendisi muğrapsa, mesela mudaf, şimdi mudaf ve nekire gibi, onların tabirleri haliyle sadece bir vecihtir, nasptır. Onu kenara koyduk. Eğer munadan kendisi muğrapsa, tabirinde bir vecih caizdir. Yok, eğer munada mebni ise, munada müfredi marife gibi, onun tabirinde iki vecih caiz. Hem damma hem nasva. Yalnız o dammın caiz olması bazı şartlara tabidir. O öyle rastgele olmaz. Evet. Ha bir de tabi de, hani her ne kadar ben mutlak olarak zikrettim ama munadanın tabileri de yeknesak değil. Hepsi aynı değil. Bazılarının hükmü, mesela bedelin hükmü müstakil munadanın hükmü gibidir. Ve harf üzerinde elflam olmayan matuf, o da öyle. Yani dolayısıyla bu detaylardan dolayı zaten onu ayrı bir fasılla zikretti. Ha bir de yukarıda da geçmişti. Eğer munada fetha ise, mefthuh ise, mesela alem ve ibnle mevsuf olan, orada da ayrı bir şey geçti. Onları söyleyecek şimdi. Tabi'al munadi zı dammil mudafa. Evet. Munadanın tabi'i. O munada da madmum ise, yani mebni ise, onun yalnız tabi'i mudafsa, ki ben bunu söylemedim, ha, o ve dune el, elsiz ise, elzimhu nasba. O haliyle mensup olacak. Yani mesela ya Zeydu, ya Zeydu sahibi amri. Mesela Zeydu munada madmum, gördüğünüz gibi sahibe mudaftır ve elsizdir. O haliyle sadece nasb var. Niye sadece nasb? Çünkü zaten kendisi münada olsaydı nasbın dışında bir seçenek olmazdı. E kaldı ki tabi olunca haliyle başka bir seçeneğimiz olmaz. Elzimun nasbı ki اِذَا كَانَ نَعَةً اَوْ تَوْكِيدًا اَوْ بَيَانًا. Bakın, yani o tabi sıfat ise, te'kid ve atfu beyanse, bedel değil. Bak, bedel ayrı. Ve atfu bil huruf de değil. O ikisini kenara koyuyoruz. Bu üçünden biri gelirse tabi, bu üçünden biri ise ve mudafsa ve üzerinde el yoksa, o zaman metbu, damma üzere mebni olan metbu'a, onun lafzına bakılmaksızın sadece nasb caizdir. Mesela Ezeydu zel hiyel,
Ey hile sahibi Zeyd. O ezeydü hemze nida harfıdır. Zeydü münadadır. Damma üzere mebnidir. Zel hiyeli, bakınız, mudaf bir sıfettir. Bunda nasb gelmiştir. Zâ. Çünkü zâ mana sahibi nasb-ı eliftedir. Ve ecaze İbnül Enbari İbnül Enbari bunun raf'ına de caiz görmüş. Ama İbnül Enbari'nin bu görüşünü marjinal kalmış. Kimse böyle iltifat etmemiş. Sadece böyle bilgi olsun diye bir yerde belki Suyut'a gibi birisi zikreder. Ama kullanımda bunun bir karşılığı yok fazla. Evet. وَمَا سِوَهُ رْفَعُونَ سِوَجَعَلَى كَمُسْتَقِلِّنْ نَسَقًا وَبَدَلَى. Onun dışında اَيْ مَا سِوَ الْمُضَافِ o mudaf olan tabi'in dışında اِمَّا سِوَ الْمُضَافِ مُجَرَّدِ مِنْ el elsiz mudafın dışındaki, bunun dışında bir mudaf olup elflemli olması veya mudaf olmaması. Kel müfredi, bak söylüyor zaten. Onun dışındaki müfred gibi vel mudafi el makruni biha ve elflemle olan mudaf gibi. İdafe-i lafziye de o. Mesela tabi idafe-i lafziye ile mudafsa biliyorsun üzerine, mudafın üzerine eflam gelebilir. İşte böyle bir mudaf da olsa o zaman irfa veya müfredse yine marfet. Neden? Hamlen alel lafzi. Onu mebninin, mebni olan münadanın lafzına uydurarak. Mesela ya zeydül akilu. Bu müfrede örnek, müfred tabi'a örnek. Veya ya zeydül kerimul ebi, bu mudaf ama elflamlı. Yani idafe-i lafzıya. Burada da efendime söyleyeyim, rafa da caizdir. Ve nasb da caizdir. Ya temimu ecma'una, bu da tekide örnek. Ecma'une tekittir. Temimu damma üzerine mebni olan bir münada, onun gelen tabi tekittir ve dammına uyarak ecmauna. Veya gulamu bişrun, bu da atfu be. Bak üçünde de sıfat tekid, atfu be. Üçünde de rafe caizdir. Ev nasb veya nasb. Neden nasb da? Hamlen alel mevdu'i, mahalline tabi ederek. Tabi arkadaşlar, normalde tabi'in, mebninin tabi'inin lafzına uymasının nahv felsefesi açısından hiçbir mantığı yok. Niye? Çünkü mebni harekesi standarttır. Mebninin tabileri asla mebninin lafzına uymazlar. Neden? Çünkü mebninin harekesi amil ile gelen bir hareke değil. Halbuki tabiindeki hareke amil ile gelen bir harekedir. Dolayısıyla mebninin tabii mebninin lafzına uymaz. Ancak münadada niye böyle yapmışlar? Çünkü yani bunun azıcık mantığı şu. Çünkü münadanın dammı tıpkı irab harekesi gibi sonradan gelme. Çünkü nida ile gelmektedir. Nida olmadan Zeyd Efendi muaraptır. Nida ile birlikte Zeydu damme üzere mebni yapıyoruz. Madem münadanın dammı sonradan gelmedir. Öyleyse İrab'a kısmen İrab harekesine benzemiş oluyor. Ve bu yönüyle onun tabi'i o mebninin lafzına uyarak marfu gelebilir. Yani böyle bir mantık söylenebilir. Evet.
Peki sayfayı değiştir. Ve subhamna al maudi. Ve en mansub yap. Mahalline tabi. O normaldir. Nau ya zeydül aqila. Bu sıfata örnek. Müfred. Vel kerimel ebi. Eliflamli mulafı örnek. Ve ya temimu ecma'ine. Tekidim. Münadanın mahalline. Nas mahalline uymasına örnek. Ya gulamu bişran. Atfu beyanın münada mebni olan münadanın mahalline tabi olarak mansub geldiğine örnekti. Bu tamam. Yani sıfat, tekit ve atfu beyan. Bunların hükmü kısaca yukarıda anlatıldığı gibi eğer bu tabiler müfred iseler, mudaf değilseler veya mudaf olsa bile ilafe-i lafziye olsa o zaman bu üç tabide lafı ve nasb caizdir. Yok eğer münadanın tabi mudaf ise ve ilafe-i maneviye ise yani üzerinde elif lam falan olmaması yani ilafe maneviye ise o zaman o mudafta sadece nasb caizdir. Laf falan yok. Peki tevabe beşti değil mi? Sıfet, tekit, atu ben söyledik. Bedel ile atu bir huruf onlar şimdi söyleyecek. Diyor ve ceal sen yap o elif ıtlak elifidir. Ve ceal ke müstakil nesakan ve bedela. Evet. Hocam ha. Bu nuru hafeden mukarib değil mi? Yani yapılabilir. Ona da gerek olmayabilir. Yani ikisi de caizdir. O ıtlak kalife aklıma geldi. Nuri hafede düşünülebilir. Yani. Evet. Ve cehali kıl ke müstakillin atı müstakil münada gibi kıl ney nesakan ve bedela. Nasıl yani atfı bil huruf o atfı bil huruf ki mücerreden min el o atfı bil huruf elden mücerred ise yani efendime söyleyeyim elsiz ise ki yukarıda da söylemiştim o elsiz olan atfı bil huruf metbuğu olan münadaya bakmaz o kendisine bakar. Mesela dolayısıyla siz ya abdallahi ve zeydu bak ya abdallahi ve zeydu diyeceksiniz. Yani zeyd burada müfred münada müfred marife münada müfred marifede normal münada olursa damma üzere mebnidir. Burada matuf olunca yine damma üzere mebni olur. Metbuğu olan Abdullah'a bakıp mansup olmaz. Ya Abdullah ve Zeydu veya tersi. Ya Zeydu ve Abdullah. Yani Abdullah matuftur. Efendime söyleyeyim elif lam üzerinde yok. Bu matuf buna metbu olan Zeydu'ya bakmaz. Kendine bakar. Kendisi de mudaf olunca mansup olur. Ve bedela, bedel de öyle. Atı bir huruf öyle olduğu gibi bedel de. Fadummehuma haythu yulammul münada. Münadanın madmum olduğu, yani münadanın müfred marife olduğu yerde atfu bir huruf ve bedel de müfred marife iseler ikisini dam yapacaksınız. Vansubuma ve onları nasb yapacaksınız. Hay suyun sabun münada. Münada yani mudaf ve şu'i mudaf hisseler. Bunu ikisi böyle yaparsın. Ve in kâne li metbu'u bi hilâfi zâlike. Metbu böyle değil ise de ki örnekleri verdim. Ya Zeydu ve Abdallahi. Ya Abdallahi ve Zeydu. Ve mesela ya Zeydu Eha Amr'in ya Eha Amr'in Zeydu bedel yani. O bitti.
وَاِنْ يَكُنْ مَصْعُوبُ الْمَانُ سِقَى وَاِنْ يَكُنْ مَا مَصْعُوبَ الْمَانُ سِقَى. Öyle okuyacağız. فَف۪يهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى. Yani وَاِنْ يَكُنْ مَانُ سِقَى. Eğer o harf ile atf edilen isim, yani ma'tufu bil harf, eğer o mas'ube el-eliflamli ise, o zaman fefihi vecani, onda iki vece caizdir. Nasbun, nasb, ve hu anda Ebi Amir ve Yunus vel Carmi yuhtaru. Bu üç nahu alimine göre nasb muhtardır. Ve raf'un, raf, ve hu anda el-Halil vel Mazini vel Musannif yumtaka. Halil, yani Halil bin Ahmed rahimehullah, Sibuhi'nin hocası, Mazini, Ebu Osman el-Mazini, daha evvel demiştik, sarf ile nahvi ayıran alim, bir de İbn-i Malik rahimehullah, bunlara göre de yuntakır raf'u, raf tercih edilir. O eliflamli olan matufta. Ve fassalil müberridu, müberrid ise meselede tafsilat yapmış, detaylandırmış. Beynema fi el tarifi demiş ki, eğer o atfı bir huruf, eliflamli atfı bir huruf, eğer ondaki eliflam tarif eliflami ise fen nasb, nasba. Yani neden? Çünkü tarif eliflamli olursa üzerine ya gelemez ya. Dolayısıyla o münadanın mahalline tabi olur. Ve mâlâ eğer üzerinde ki eliflam, tarif eliflam, mesela zâid eliflamsa ve eliflami lemhiye ise, galebe istemal eliflami ise, ha o zaman farrafu rafa gelir. Çünkü ya ile onun bir arada olmasının bir engeli yok ve dolayısıyla üzerine sanki ya gelebiliyormuş gibi rafi yapabilirsiniz. Evet. Peki. Ve eyyuha diyor bu. Eyyuha mübtedeun evvelu. Birinci mübtedadır. Mas'ubu el. O ikinci mübtedadır. Dolayısıyla yukarıdaki harekesi yanlıştır. Diyor eyyuha. Eyyu var ya. Mas'ubu el. Eliflamın mas'ubu. Yani eliflamlı olan isim. Ba'du. Eyyü'den sonra sıfatın, ki sıfat olarak geliyor, o yelzemu bir rafi, o mas'ubu el yelzemu bir rafi, o eyyü'den sonra, yani münada olan eyyü'den sonra. Yani aslında diğer alimler daha kısa, daha öz, daha böyle net olarak şunu diyorlar: eliflamlı bir ismi çağırdığınızda, nida ettiğinizde eyyuhayı getirmeniz lazım. Ve bu eliflamlı isim eyyuhanın sıfatıdır. Ve sıfatı olunca marfu olacaktır. Ama tabi nazımdan dolayı İbn-i Malik rahimahullah böyle, efendime söyleyeyim, çetefilli bir ifadeyle anlatmıştır. Evet diyor, eyyuha mas'ubu el, eliflamlı isim, ki o eliflamlı isim ki ba'du, eyyudan sonra, sıfetun, ki o eliflamlı isim de eyyunun sıfatıdır. İşte o masubu el, eliflamlı isim, yelzemu bir raf'i, yani yelzemur raf'a. Raf'a lazım olur. Ledazil ma'rifa, ma'rifet sahibi olan, yani Arap kelamının da dirayet sahibi olan alimlere göre, nedir? O daima o sıfat var. Fuğulu. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun mesela. Diyecek. Evet. Ba'da eyyuha. Eyyuhadan sonra harekuni sıfeten leha. Sıfeti hal yaptı. O eliflamlı isim eyyuhaya sıfat olduğu halde yelzemu. Dur ve huvel khabar. Bu yelzemu
Mas'ubu el'in haberidir. Mas'ubu el de yelzemu ile birlikte eyyuhanın haberidir. Neden eyyuhadan sonra elif lam bir isim sıfat olarak gelir? Li'enneha, çünkü bu eyyu mübhemetu. Mübhem bir isimdir. O marife, elif lam marife ismi onun ibhamını kaldırmak üzere getiriyoruz. Öyleyse fela tustamelu bi gayri salatin. O mübhem eyyu sılasız kullanılmaz. Burada arkadaşlar sıla demek nahvilerin kullandığı mevsulun sılası anlamında değil. Bak. Sıla genelde nahvide kullanılınca şey anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Genelde mevsulun sılası anlaşılıyor. Ki hatta hatırlarsanız şunu demiştim. Sıla kelimesi nahvun müştereki lafzilerinden birisidir. Çünkü mevsulat babında veya mevsulle birlikte sıla demek sıla cümlesi, bildiğimiz sıla cümlesi. Bu bir mana. Sıla'nın diğer bir manası bazen sıla harf-i cerlerle birlikte gelince bu harf sılatu keza o zaman müteallik anlamındadır. Yani oraya taalluk ediyor. Bu iki. Üç, bazen de sıla zaid anlamına geliyor. Zaid. Mesela ca'ani min ahadin min sılatun derlerse onun zaid olduğunu bileceksiniz. Bir de burada sıla vusla demektir. Yani onunla bitişik demek. Ki Allahu alem sıla hani müteallık caru mecrurun taalluku anlamı de bu mana aynıdır. Evet. İşte burada bizim şarih rahimehullah fela tustamelu bi gayri sılatin deyince mevsul sılası anlamında kullanmamış. Yani sıla burada bir gayri vuslatın. Lugavi anlam. Ona bir bitişik olmadan kullanılmaz. İlla fil cezai. Ancak eyyü cezaiye gelince şey eyyü şartiye yani. Mesela eyyem ma ted'u felehul esma'ul husna. Orada mesela bak ona bir vusla falan yani gelmemiş. Vel istifam ve eyyü istifamiye de gelmez. Mesela eyyukum ca'a felemma lem tusal madem eyyu böyle vasılsız nidade gelince ulzima sıfete sıfeti burada nidade zorunlu kıldık litubeyyine ta ki o sıfet o eyyuyu ne yapsın açıklasın vahiyye muarabetun merrafi o sıfet muarab olacak. Ve raf'a ile muarab olacak. Yani şöyle aklımıza gelmesin. Madem eyyuha münadadır ve münada lafzan madlum olsa da mahallen mansuptur. Bu marifeli isim de onun sıfatıdır. Dolayısıyla burada da iki vece caizdir. Raf ve nasb hayır diyor. Öyle düşünmeyin. Evet her ne kadar ya eyyuhar raculu dediğinizde arraculu eyyuhanın sıfeti ya Rabbinundan olsa bile ama bu sıfette sadece raf caizdir, nasb caiz değildir. Mesela ya eyyuhan nasu ittaku rabbakum. Ya eyyuhan nasa olmaz. Neden? Çünkü burada haddi zatında münada ennastır. Biz eyyuhayı bir araç olarak getirmişiz. İşimizi görsün diye. Eyyuh bize fazla lazım değil ki. Dolayısıyla madem eyyuh bize fazla lazım değil. Sadece araç olarak getirmişiz. Maksat ennastır. Öyleyse o ennas sanki kendisi münadaymış gibi marfu olmaya devam etsin. Ya eyyuhel insanu inneke kâdihun
Evet. وَقَدْ تُزَادُ فِيَ التَّعُولِ الْمُؤَنَّثِ Bazen münaden müennes ise o eyyüde ta da gelebiliyor. Mesela يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Burada münada veya eyyünün sıfatı burada sıfat diyoruz ya o sıfat olan ennefs müennes olunca eyyüde tenistasını almıştı. Yani hem o ona uyuyor hem ona, o ona uyuyor. Eyyetu nefse uymuş müennes olmuş. Nefse de eyyetu'ya uymuş marfu olmuş. Ve vasfı ayin bir ismi işareti. Eyyü ismi işaretle tavsif etmek. Nau eyyü hâzâ. Ve bil mevsûli eyyü hâllezî. Varada. O da Arap kelamında varittir. O ve vasfı ayin bir ismini işareti. O mübteda da arkadaşlar varada onun haberidir. Fekubile kabul edilmişti yani. Yani o vusla, o eyyunun vuslası, eyyuyu açıklayacak vusla, ister sıfat olsun, ya eyyuhan nasu gibi, ister haza olsun, ister mausul ismi olsun, ellesi gibi. Ya eyyuhan lezi nüzzile aleyhi zikru, inneke mele mecnun. Ya eyyuhan lezi nüzzile aleyhi zikru, Kur'an'da gelmiş. Ümin o bundandır. Ela eyyuhel bâh, ela eyyuhâzel bâh, ul vecdu nefsehu, li şeyin nehatu an yedeyhil mekâdiru. Ela, tembih harfi, ey üzüntünün kendisini helak etmeye yaklaştık, neredeyse üzüntünün kendisini helak edeceği bu adam, hani için üzülüyor? Li şeyin, öyle bir şey için üzülüyor ki nahathu, o şey uzaklaştırmıştır. Aniyedeyhi, o bakan elinden uzaklaştırmıştır. Ne el makadiru ilahi takdir. Bu Allahu alem kadere vurgu yaptığına göre İslami dönem şiiridir. Ama kimindir bilmiyorum. Evet. Aşağıya in. Kail var mı? Bir dakika. Kaili yok zaten. Bunun öyle bir derdi yok ki. Evet. Şimdi ela eyyuhâzel bâhi'u vecdu nefsehu. Mela sen bunu ya Rabbini yap bakalım. Mela senin sesin gelmedi mi? Yusa yok mu derse? Evet. Görünmüyor hocam. Görünmüyor. O zaman sen yap Darhan. Bismillah. Ala harfi tenbih. Evet. Eyyuhaza harfi nida. Olmadı. Kazakistan şehri. Eyyuh harfi nida değil. Eyyuh'un kendisi münadadır. Nida harfi mahzuftur. Pardon. Evet. Münada el-bâhiyu haza işaret. Hayır, haza ismi işaret i'rabı nedir? Haber. Münada cevabı nida? Yok yok. Haza eyyüye mudaf ileyhidir ya. Evet. Evet. Burada öyle. Evet. El-Bâhi'u mu? El-Bâhi'u sıfatıdır. El-Vecdu Bâhi'u'nun failidir. Evet, aferin. Nefsehu Bâhi'u'nun mef'ulü bihi. Evet. Li şeyin. Bâhi'u'na taalluk eder. Cer mecrur. Aslında şöyle demek daha iyidir. Ey hazay eyyüye mudafiliydi sıfat yapmak. Yani kelamından öyle anlaşılıyor. Sıfat yapmak. Ben mudafiliyi dedim. Normalde eyyüde idafeye alışkınız. Ama sıfat yapıyor. Evet. Devam et. Li şeyin. Li şeyin. Cer mecrur. Li şey. Bakıyor ne taalluk eder. Aferin. Evet.
şeyin nahathu an yedeyhi makadiru. Bu cümle şey için sıfattır. Nahat fiil madi. Şey onun mu şeyine nasıl gelir madisi? Naha. Naha. Nahu da olur. Naha. Evet. Nahat bu faili müstatirdir. Hiye. Nahat hu. Olmadı. Heh. Bir dakika ya. Nahat hu. Nahat hu. El makadiru faalidir. Pardon. Nahat hu. İster şeyh. Aynen. Hu meful bihi. Evet. Bahiva gider mi hocam? Yok. O şeye gider. O hu damiri şeye gider. Aniyedeyhideki ha damiri baka gider. Ha, hani yedeyim. El makadiru faaldir. Tamam hocam. Eyvallah. Peki. Sayfayı değiştir. Ya eyyühellezî nüzzile aleyh zikru gibi ayeti okumuştum. Ve vasfı eyyin bi siva hâdâ yorad. Bu zikrettiklerimizin dışında zikrettiğimiz eliflamlı isim bir, iki hâzâ, üç ellezî. Bunların dışında eyyühe bu nidâku münâdâ babında sıfat getirmek yoraddu alâ kâili, kâiline geri reddedilir ve kabul edilmez. Yani sadece bunlarla şey yapılır, tavsif edilir. Ve zû işâretin ke'yin fıssifâ. İn kâne terkûhâ yufîtül marifâ. Helâ şey'in. Çok var mı bu? Bir dakika, bir dakika. Yukarıya çık çık. O zaman ve zû işâreti orada duralım arkadaşlar. Duralım biraz daha şeyden okuyalım.